Selamun Aleyküm, Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoyu hazırlamamın amacı bir Tacikistan vatandaşı olarak 19 Aralık sabahı İstanbul'da gözaltına alınan 4 Tacik aktivist Umar Ali Kuvatov, Hüseyin Aşurov, Suhrob Turayev ve Abdurreşit Homidov'un durumları hakkında Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alakadar olmasıyla ilgili isteğimi arz etmektir. Adı geçen 4 Tacik aktivistin Tacikistan'ın zalim diktatörü Emomali Rahman'a muhalif oldukları bilinmektedir. Zalim Tacik hükümetinin Umar Ali Kuvatov liderliğindeki Grup 24 hareketini marjinal bir grup olarak tanımlaması ve Türk yetkililere de Umar Ali Kuvatov ile birlikte gözaltına alınan 4 kişinin Türkiye'de yasa dışı eylemlere girişeceği yönde Tacik hükümetinden gelen yanıltıcı malumata itibar edilmemesini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir Tacikistan vatandaşı olarak talep ediyorum. Umar Ali Kuvatov ve Tacikistan'ı bu zalim yönetimden kurtarmaya hayatlarını adamış. Bu 4 Tacik tutuklunun Tacikistan'a iade edilmemesini bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'ndan dini ve sosyal özgürlüğüne kavuşmak isteyen Tacik halkı olarak talep ediyoruz. Gözaltındaki bu 4 Tacik abimizin iadeleri durumunda zalim Emomali Rahman'ın başta Umar Ali Kuvatov olmak üzere bu dört aktivisti gözünü kırpmadan öldüreceği bütün Tacikistan'da gayet iyi bilinmektedir. Ayrıca gözaltındaki 4 kişiden biri olan Hüseyin Aşurov hakkında zalim Tacik hükümeti tarafından Interpol'e yakalama kararı çıkartılmıştır. Bu kardeşimizin Interpol tarafından Tacikistan'a iadesi durumunda daha önce de bahsettiğim gibi zalim Tacik hükümeti bu kardeşimizi acımadan öldürecektir. Bu konuyu da siz Cumhurbaşkanı'nın dikkatine sunmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin mazlumlara nasıl yardım ettiğini Myanmar'dan Doğu Türkistan'a, Suriye'den Filistin'e bütün İslam ümmeti çok iyi bilmekte ve takdir etmektedir. Sizden bir Müslüman kardeşiniz olarak gözaltında olan Umar Ali Kuvatov, Hüseyin Aşurov, Suhrob Turayev ve Abdurreşit Homidov'un zalim Tacikistan hükümetine iade etmemenizi talep ediyorum. Ülkelerini bu zalim diktatör Emomali Rahman'dan kurtarmak isteyen ve bunun için ellerinden geleni yapan bu Müslüman kardeşlerinize yardım elini uzatıp Tacikistan'ın iade taleplerini geri çevirmenizi sizlerden rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizde kendisine sığınma hakkı tanınmasını isteyen bu 4 Tacik Müslüman kardeşinizi Tacikistan'a lütfen iade etmeyiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, sizlere saygılarımı sunuyor, yolunuz açık olsun diyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.